Merhabalar arkadaşlar. Bugün PBE yani test sunucusunda yenilenen, güncellenmiş olan Tariki oyunu olacağız. Destek rolünde oynuyor olacağım. 215 pingimizi sevgiyle kucaklayarak oynayacağız. Oyunumuz başlıyor. Bizden bir kişi bağlanmadı. Yaşasın. Karşıda ise Orman Tarik var. İlk olarak iyileştirme yeteneğimizle başlamak bana kalırsa mantıklı olacaktır. Yadigar kalkanımızı alalım. Doldurulabilir iksir almayı tercih ediyorum. Ben çoğu zaman totemimizi alalım. Ve kayarak gidelim. Şey animasyonu güzel olmuş. Sığınak animasyonunu güzel yapmışlar. Uçur beni bebeğim. Hoş bulduk. Bu zaten Facebook'tan bu tarz bir gif paylaşmıştım hatırlarsanız. League of Legends'ın paylaştığı kostümler değişerek gidiyordu. Bu direkt şakasıymış demek ki. Henüz seslendirmeleri yok. Çoğu zaman olduğu gibi. Yani daha İngilizceleri bile hazır olmayabilir hatta. Türkçesinin olmasını geçelim. Dahasını değiştirmişler. Hem de bayağı bir değiştirmişler. Bir hayli değiştirmişler. Gülüşüne bakalım. Ama duyamıyoruz. Dönüş animasyonuna bakalım. Ve yeteneklerinden bahsedelim. Bakalım çevrilmişler mi? İngilizce olarak duruyorlar. Pasifimiz. Neymiş? Bir büyü yaptığımızda bir sonraki, iki sonraki vuruşumuz ekstra büyü hasarı veriyor. Ayrıca daha hızlı sallıyoruz çekicimizi ve vurduğumuzda büyülerimizin bekleme süresi azalıyor. Q yeteneğimiz şöyle gördüğünüz alanda can dolduruyor. Ne kadar çok yükümüz birikmişse, kristal yükümüz birikmişse o kadar çok can dolduruyor. Ekstra hasar verebilmek için direkt büyü atarak başladım gördüğünüz gibi ki zaten topluca güzel bir hasar verdik. Jin 4. mermisini hazırladı. Gidiyoruz buralardan. W yeteneğimiz bir dostumuza kalkan veriyoruz ve bu kişiye bağlanıyoruz. Bağlandığımızda bir yetenek attığımızda bağlandığımız kişi de eğer hala bağlantı menzilinde ise o yeteneği atıyor. Yani atıyorum ben buradan şifa attım adama bağlayayım. Adam da burada şifa atıyor. Bunun yanındaki kişiler de iyileşmiş oluyorlar. Burada karşımızda yeni kostümlü Alistar var. 2015 Dünya Şampiyonası kostümü olan. Şu ping gerçekten çok sinir bozuyor. Yani şampiyon çok hoş duruyor ama şu an birazcık acı çekiyorum. E yeteneğimiz uzun, çok uzun demeyelim. Şöyle bir hatta bir sersemletme ışını atıyor ve sersemletip büyü hasar veriyor. Yine bağlıysak dostumuz da atıyor bu ışını. Şu büyük minyonu ben alsaydım iyiydi. İkinci olarak sersemletmemizi açalım. Bir deneyelim şöyle. Fırsat olduğu vakit. Mesela muhtemelen sersemletemedik çünkü canı azalmamış. Bakalım evet. 70 civarı bir hasarı var. Vursak canı azalırdı. Şöyle bir minyonu keselim. Jin'in bize büyük minyonu bırakacağını umalım. Bayağı pasif bir koridor geçiyor zaten. 2 AD carry de kendi farm'a vermiş durumda. Stun düşündüğümden biraz daha uzun sürüyor. Şöyle şifamızı atalım. Yüklerimizi harcayarak. Şimdi iki vuruşumuz güçlendirildi ama pek dürtebileceğimiz bir ortam yok. Biraz can dolduralım çünkü Elise buraya geliyor ve bir savaş arıyorlar. Sersemletme etkisi gerçekten düşündüğümden daha farklı. Yani bizim hareketimizle birlikte onun da hareket etmesi ilginçmiş. Bağımızı kurduk. Stun'ımızı tutturduk. Vuruşlarımızı yaptık. Son vuruşu maalesef yapamadık. Olsun. Sersemletme anı güzeldi. Evet. Direkt iki şampiyondan da imlece doğru gidiyor. Yani sizin AD carry'nizin de bu gelen şey sersemletme ışınını görüp ona göre vücudunu hareket ettirmesi mümkün. Çünkü sonuçta siz bir doğrultu ışını atıyorsunuz ve adam vücudunu hareket ettirip onun yerini ayarlayabiliyor. Oldukça enteresan. Oyunun müziği kapalı. Diyorum bir sessizlik var.
Şimdi ne fullesek? Bence şifa fullemek en mantıklısı. 20'den 30'a, 60'dan 90'a. Yani yük başına 20'yi 30'a çıkarıyor. E yeteneğimiz. Sersemletme süresi de artıyor. Hasar da bayağı artıyor. QE biraz karışık gidelim ya. Sersemletme iyidir. Yani jine birini sersemletiyorsunuz. Sonra onu yere mıhlıyor W'suyla. Sonrası zaten bildiğiniz üzere bayağı hoş. Mesela ama tabi Jin birazcık geriden oynadığı için güvende olmak adına Vayne beni yapıştırdığı an skor ihtimalimizi maalesef kaybediyoruz. Burada W'ye hiç bakmadım. W da fullenebilirdi elbette ama çok mantıklı gelmedi. En azından ne verdiğine bir bakacağım bir dahakine. Hangi kule neden? Ha, Zed yok. Evet. 4v5 oynuyoruz ve kimse mid'e gitme zahmetinde bulunmamış. Elis mesela bence orman gitmek yerine mid'e gidebilirmiş. Hatta W'ye bakalım. Pasif zırh artıyor %12.5'a. Kalkan oranı artıyor. Gerçekten değmez. Onun yerine ben E'yi bir daha geliştireceğim. Sonraki seviyede de Q'ye ultiden sonra Q'ye veririz ki zaten 2.5 saniyeliğine. Oh. Selam. Orman Tarik. Evet, her tarafta stun var. Kalbim seninle. Sıçraya bastım ama bildiğiniz üzere oldukça yüksek bir ping farkımız var. Kapı çalıyor. Evet, gözyaşlarımı silip geri gelmiş bulunuyorum şimdi. Normal şartlar altında son anda sıçra atabiliyorsunuz bildiğiniz üzere ama siz D'ye bastıktan yaklaşık 1.5-2 saniye sonra gerçekleştiğini bu sonucuda işlerin unutmanız böyle bir sıkıntıya maalesef sebep olabiliyor. Ki Jin de ölmüş galiba. Jin de lanet olası ping falan demiş ama yok, ölmemiş. O sadece acı çekmiş. Hayat, ne yapalım? Ha, şurada bir sıkıntımız var, bir saniye. Şöyle statları görebilin. Tamam. Ejderi kaybettik ama zaten 4v5 oynuyoruz. Çok mühim değil. Şampiyonumuzu rahat rahat görebilelim. Adam gibi bir oyun olsun yeter. Hala bağlıyız değil mi şimdi biz buna? Abi ping çıldırıyor. Her şeye rağmen bağlıyız. Evet, tamam. Yani ölmemiz bağlantıyı kırmıyor. Bunu öğrenmiş olduk burada. Farmda bizim Jin'in güzel bir avantajı var. Bir de ultimiz gelince çok çılgın şeyler yapabiliriz diye umuyorum. Bakalım. Olmadı. Bir de önceki fight'ta kalkan basamadım arkadaşlar. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Tamam. Alt W yaptığımızda, yani alt tuşunu kullanmaya mutlaka alışın tüm şampiyonlarda. Alt tuşu kendinize atmanızı sağlıyor kalkanı. Mesela Morgana oynarken alt E yapıp... Hadi canım. Kendinize kalkan atmak gerçekten çok önemli bir şey. Yani Morgana'yı direkt 1.5 kat daha efektif oynayabilirsiniz bu şekilde. Tarik'te de alt W yaptığınızda en yakınınızdaki dosta ve size kalkan atıyor. Bu önceki fight'ta yapmıyordur diye düşündüğüm için denememiştim. Belki de hayatımı kurtarabilirdi bu. Şu an bir yükü var Q'muzun. Bu fight'ı güzel işledik bana sorarsanız.
Go. Tabi skorlar yine kalaydı fena olmazdı ama o da o kadar geride oynamasaydı ne yapayım. Ben orada hayatımı inanılmaz bir riske attım yani gerçekten. Öyle yazdım. Biraz da Q açalım. Karşıda neler var neler var. Saldırı gücü slash hızı Twisted Fate mi oynuyor acaba? Fiziksel hasar Twisted Fate oynuyorsa bayağı büyü hasarı açıkları olacaktır ki evet öyle yapıyor sanırım. O yüzden zırh üstüne gitmemiz bizim için rahat olur. Bir çizme alalım biraz hızlanalım. Hızla ilgili sıkıntımız olduğu aşikar. Gidelim. Oyuncu ikonumuz niye hala böyle? Bir de Zed nerede? Zed geri dön. Sensiz kazanamayız. Twisted Fate tek başına oyun oynuyor orada resmen. Aa birini öldürmüş. Aa bir yere gank'e gitmiştir adamın ultisi var. Bağlantımız tekrardan kuruldu. Mesela böyle ani bir stun atabiliyorsunuz. Hani kimse Jin'den stun beklemiyor sonuçta ama. Bu nasıl bir fight? Bu nasıl bir kuvvet? Neler oluyor? Bu nasıl bir güç? İnanılır gibi değil sevgili izleyiciler. Yani dünyanın en saçma fight'ını yaptık ve adamları parçalayarak çıktık. Jin dur diyor bana yapma. Ya eski tarihe alışmışım ne yapayım eski tarihle o kadar kolay skor çalınmıyordu. Böyle lambur lumbur vurmasına alışık değilim. Bir de video çekiyorum ben. Sen sadece oyun oynuyorsun. Bir de PBE. Oynadığın oyunda PBE. Ne anlamı var? Mesela kulelere vuruşum güçleniyor mu? Hemen bakıyoruz. Hayır ama daha hızlı vuruşumuz gerçekleşiyor. Dolayısıyla tek başınıza Taric oynuyorsanız bir lane ittirmeye, kule yıkmaya çalışıyoruz. Of o fırsatı yakalamalıydım ya benim hatam. Ve ben tüm bu yaşananlardan asist almadım çünkü ben kocaman bir salığım. Orada yine kötü oynadım. Yaşadıklarımı hak ettim. Yani gitsem yine bir kalkan falan versem şu stun'ı atmayı becersem ben buradan nasıl kurtulacağım ki? Cevap kurtulamayacağım ama evet saçmalıyorum biraz arkadaşlar özür diledim. Özür diliyorum. O son tüm her şeyi deneyip böyle ben orada şey planlamıştım. Hani kula 6 Vayne'e 1v1 gireceğim. Ultim sayesinde onu keseceğim diye planlamıştım. Ama Jin'in bir mermisi daha varmış. Ben Jin'in bir mermisi daha olduğunu bilmiyordum. Oradan sonra bende koptu zaten. Daha yeni uyandım. Kahvaltı etmedim, kahvemi içmedim. Kesinlikle beynim %100 performans, %100'e yakın bir performansta bile çalışmıyor. O yüzden tüm hatalar için şimdiden özür diliyorum. Daha fazla aktif eşya istemiyorum zaten yeni bir şampiyon denerken. Çizme olarak ne alsak? Bence, ya ben Taric'e normalde destek oynarken şunu alıyorum. Yine bunu alacağım. Çünkü böyle fight içinde de dışında da ekstra hızlı hareket etmek bir destek şampiyonu için gerçekten güzel bir özellik. Taric'te Q ve E yapıyor zaten düşman olan. Bakalım ormandan memnun kalmış mı? Bana çok etkili olmaz gibi geldi şahsen. Bizim takımdan beri güzel dedi. En başta ormanı temizlemekte biraz zorlanıyormuş ancak sonrası iyiymiş. Bana çok rahat gank atılmaz gibi geldi ama bilmiyorum şu an. Stun'ı 210 pingde denediğim için sürekli çok net bir şey söylemek gerçekten zor. Ultisi saçmalık ya. Gerçekten ultisi inanılmaz güçlü. Şu E'nin menzilini uzatabilsek daha da tatlı olacak ama azıcık kısa kalmış o.
Yetmiyor. Oo, Zed Bey. Kimler teşrif etmiş? Ejderha mı? Ne ara doğdu da ne ara kestiniz? Bu saatten sonra da totem koy, ne yapacaksam. Twisted Fate'e bir operasyon istiyor bizim Jin sanırım derken ihtiyaç yokmuş. Umut bu toprakları terk ettiğine. İyi vuruyoruz ha. Hani güzel bir combo yapabiliyoruz. Aman beni kulenin altına atma. Teşekkürler. Şampiyon yayında da söylediğim gibi yeni yapılan şampiyonlara göre biraz daha kolay E'sine alışmak lazım özellikle. Kule altı operasyon yapacaksak hayat bize güzel, onu ben bir söyleyeyim. Gidelim buradan Joe. Kolay oyun, kolay yaşam. Tüm bunları 4v5 yaptığımızın farkındasınız, değil mi? İşte destek farkı. Ne yaparsın? Burada gerçekten çok güçlüyüm. Bence çıkmadan önce nerflenmesi lazım. Çok saçma görünüyor şu an. Ne alalım abimize? Ben Tarik'e normalde şey alıyorum. Buzdoğan eldiveni alıyorum. Yetenek gücüne doğru dönmeye başlamış Twisted Fate. Ama her türlü gerçekten bak. Bunun için saldırırız önemli. Bunun için önemli. Eskiden Shen için daha önemliydi. Şu an çok bir anlamı yok. Taric için de çok bir anlamı yok. Ama her türlü saldırı hızına dair bir sevgileri, saygıları var. Bize de bekleme süresinde azalma ve mana yarıyor. O yüzden aslında şeye gideceğim ya, vazgeçtim. Donmuş yüreğe gidelim diyecektim ama öndeyiz. Öndeyken bu kadar defansif gitmek istemiyorum. O yüzden bunun yerine sabah konuşamaması. Zeke'in habercisine gideceğim. Evet, tekrardan bağlandık. Gel bakalım. Ama Jean, ben sana güvenmiştim. Adamın verdiği hasara bakıyor musunuz arkadaşlar? Orada kalkanı atmama rağmen öldüm. O hasarı ben veriyorum da başkaları niye veremesin? Benim hatam. Gerçekten benim hatam. Özür diliyorum Jin'cim. Adamlara triple'ı verdik. Canlı yayında olsaydık Dorasat emojileri şu anda baya güzel bir şekilde dönüyordu. Canlı yayın demişken her pazar değil. Her salı, cuma ve pazar Clans TV slash adresinde yayındayım. Bu cuma hariç bu cuma maç sunuyor olacağım. Yarın ise, yarın değil, bu akşam ise LoL yayını yok ama minik bir nostaljik oyun Herkül yayınımız olacak Clans TV'de akşam 7'de beklerim. Bu minik duyuruyu da geçmişken 2 level Zed'imizi alalım gidelim. Nerede benim AD Carry'm? Gel. Kabiliyet olarak ben 0, 12, 18 girdim ama belki şifa vererek AD carry'nizi böyle iyice hayvanlaştırma kabiliyetini de tercih edebilirsiniz. Bana %4 hasar azaltma daha mantıklı geldi şahsen. Daha tank oynanılası gibi görünüyor tabii ki. Ama çok çok ilginç build'lar çıkabilir tabii ki çünkü bayağı güçlü şu an şampiyon. Çünkü güçlü şampiyonun her şeyi yapılır. Şu E'yi algılamak çok zor. Hele 200 ping ile aşırı zor. Normal pingimiz olsa neyse.
Ya ne ara skor alıyorsunuz ben stun atmaya çalışırken hiçbir şey olmuyor şu dünyada. Artık sırf asist alabilmek için kalkan atmaya başlayacağım bir de tabi gidişte. Onu kurtarmamız mümkün mü? Maalesef olmadı mümkün. Hadi abi 2 saniye işte. Panikten gidip şeye Alistar'a bitkinlik attım. Halimi siz düşünün dostlar. Yok onu yakalayamayız çok zor. Yani sıçra atsam belki de değer mi değmez. Ne diyeyim ki ben sana? Şifa atmaya çalıştım onda menziline girmedi. Çok kabasın yazdı bizim Makay'da. Haklı kabaca bir davranıştı gerçekten. Abi gidelim şuradan bu adam yine üçümüzü birden patates edecek yoksa. Vallahi ben sersemlettim gerisi size kalmış. Gerisi size kalmış. Güzel. Anam anam anam. Birine şifa atabilmek için yani canı doldurabilmek için Q yeteneğinizde dibine girmek zorunda olmanız biraz sıkıntı yani. Başka hiçbir destekte böyle bir şey yok. Orada bağlantımı Maokai'ye taşıyıp sonra sersemlettirme attırsaydım çok daha efektif bir iş yapmış olurdum. Güzel patates. Öldür. Ama öldürmüyorsunuz. Vur dördüncü mermiyi, verdim ben sana kalkanı. Bak nasıl kurtardı hayatını görüyor musunuz? En azından birkaç bile değil, bir saniyeliğine hayatını kurtardı o kalkan. Şu... Wow. Oldu o zaman. PB'ye hoş geldiniz. Stabil bağlantının ve eğlencenin diyarı. Ha gerçi şunu yapabiliyorsunuz, yanına gitmeniz gerekiyor dedim ama adama W atıp direkt Q basabiliyorsun. Zeke'in habercisini alalım. Oradan nereye yürüyelim nereye? Buzdoğan eldivene de gidelim ya. Ben seviyorum Tarik'te buzdoğan eldivenini gerçekten. Bayağı sağlam bir kitle kontrolü baskısı kurmanı sağlıyor. Zaten bir de hızlı koşacağımız çizmelerimiz var. Adamları kovalayıp kovalayıp dövebiliriz. Bak yine orada aslında hatalı oynadım. Buna bağlanmak yerine koşup Maokai'ye bağlanıp şifa atmam lazımdı ama yavaş yavaş öğreneceğimiz şeyler bunlar. Hayır. Dostumuzun intikamını almayacağımızı düşünüyorsan yanılıyorsun Şen kardeş. Öleceksin. Dön vur savaş. Nup. Ölmez ki onunla. Lel. Tek yedi. Ya oradan hızlı bir şekilde yürüyecek ve onu hiçbirimiz durduramayacağız. Bence derken çok güzel bir sersemletme yerine mıhlama geldi bizim cinden. Şuna bağlandım çünkü ön plandan gidiyor. Derken yapamadım çünkü yanlışlıkla jine tıkladım. Aa nasıl yemedi o stanı? Hayatımda gördüğüm en saçma şey ama neyse kestik. Dur 3-5 milyon da ben vereyim. Ya. Nereye? Burada farm var. Nereye gidiyorsun burada farm var? Mesela yanımda kimse yok. W basarsam kendime kalkan atabiliyorum. Güzel. Bu güzel. Bakalım top lane'de nasıl olacak yeni Tarik. Yani eski Tarik'i ben oynuyordum top lane'de bildiğiniz üzere.
Gayet de eğlenceli oluyordu. Güçlü de oluyordu. Yeni Tarik o kadar iyi olmayacakmış gibi geliyor üst koridorda eski Tarik'e göre. Gibi geliyor, bilmiyorum. Bir de artık support olarak takımımızın yanına gidelim. Farm'a da aldım. Sinir oldum, kesmediler orada mis gibi farmı ya. Jin özellikle. Hatta direkt Jin. Ah be, asist almak için koşuyordum ama yetişemedim. Zed zaten geri dönüyor, ona can vermeye gerek yok. GG. Baya 4v5'e rağmen yamulttuk adamları ama tabii takım bayağı iyi oynuyor. Skorumun pozitif olmasını istedim, üzgünüm. Şunu diyecektim. W ile bağlayayım mesela ben bu Mauka'ya. Q bastım. İkimize birden ikimizin Q'sunun çarpması bildiğim kadarıyla 2 kat can doldurmamızı sağlamıyor. Yani sadece uzaktaki bir hedefe ya da başka bir yerdeki bir hedefe şifa ya da güç vermenizi sağlıyor bu. Kime bağlayayım ben şu an? Elise. Jhin'e çevireceğim o bağı. O daha uzaktan oynadığı için belki ona yetişemeyebilir şifalarım bazen. Yetişsin. Bir ulti de basalım çünkü burada savaş çıktı. Kimsenin başına bir şey gelmesin. Zaten kolay oyun, kolay yaşam devam ediyor şu an. Çok beğendim şampiyonu arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz beğendim. Eski Tarik'i de seviyordum ben bir miktar ama çok sıkıcıydı oynaması. Çoğu noktada hani böyle 2 haftada bir açıp oynayacağınız bir şampiyondu. Bu Tarik gerçekten çok hoş olmuş ki destek rolüne ekstra sempatisi olan bir insan olarak iyice mutluyum bu konuda. Normal sunucuya çıktığında direkt oynamaya başlayacağım. Hani bu kadar test yeter benim için. Şu an yeterince elim alıştı şampiyona. Ping olmayan bir ortamda oynayabilirim. Burada ölmem kesinlikle benim hatamdı. Özür diliyorum böyle yanlış bir hamle yaptığım için hepinizden oyun sırasında ama dediğim gibi henüz kahvaltım ve kahvem benden uzak olduğu için açlık hissi içinde kavruluyorum böyle. Kavruluyor beynim daha ziyade. Bitse de gitsek tamam. Ben şampiyonu göreceğim kadar gördüm. Oyun çok kolay çünkü. Bir challenge yok ortada şu an. Dalıp kesiyoruz sürekli. Ping de gittikçe artıyor resmen. 220 oldu. 205 falan da oyun başında. Neyse, eşya düşünelim. Mesela neler önerilmiş bakalım. Tabii ki zaten demir sularının broşu. Neredeyse tüm defansif supportlara giden bir eşya. Büyü direncine pek ihtiyacımız yok aslında ama aman ne anlamı var, koşalım oyunu bitirelim işte. Aa, kayboluyor ceset. Tipe bak ya. Tipe bak ya. Mükemmel. Nazik koşuyor ama Nazik'in tam tersi güçte vuruyor. Saygı duyulası. Fabulous. İnandın mı Alistar'cım? Hayır, inanmamış, gülüyordu. GG, well played. Evet, dediğim gibi arkadaşlar tabii ki ben gerçekten çok 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 beğendim. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Oynaması biraz rahat, sadece stun alışmak gerekiyor. Mekanikleri çok zor değil ve gerçekten çok güçlü. Yani o ulti
O ulti neler neler yapacak düşünmek bile istemiyorum. 5 kişiyi, takımınızdaki 5 dostu 2,5 saniye boyunca hasar yemiyor hale getirmek ne demek? Böyle bir saçmalık ben ömrümde görmedim. Yani Kindred'ın ultisi sadece ölmekten koruyor ve düşmanları da koruyabiliyor. Bard'ın ultisi donduruyor ama herkesi donduruyor ve hem saldırmanızı engelliyor hem savunmanızı engelliyor. Ne almışız? Aa, almışız. Bu sadece dostları 2,5 saniyeliğine hiçbir şekilde hasar yemez hale getiriyor. Daha neler? Tabii ki biraz geç geliyor. Hani böyle bir bekleme süresi var ama buna rağmen bence aşırı 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 güçlü bir yetenek. Bakalım normal sunucuda neler göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu akşam 19.00'da her kül yayınla Clans TV/Strata adresine hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.